Günaydın. Çekiyor abi. Evet, habere konu oluyoruz şu anda. Ama yanlış. Kolay gelsin. Allah işini gücünü versin. Hadi görüşürüz. Görüşürüz tabii ki. Günaydın. 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 Bu yapıyorum. Geçimimi sağlamak için. Örgü örüyorum aynı zamanda. Temizliklere gidiyorum. Oğlum özel okulda okuyor, TED Koleji'nde. Tek anneyim, yalnız anneyim. Günaydın. Günaydın. Kolay gelsin. Ulaşmak kucağımda herkese günaydın var. Güne iyi başlamanın bence ilk olmazsa olmazı güler yüz ve günaydın demek. İlk etapta çok yadırgadılar, deli olduğumu düşündüler. Garip baktılar, bir şeyler satmaya uğraştığımı zannettiler ama ben sadece günaydın demekti. Hiçbir şey satmak için ekstradan uğraşmadım. Alıştılar ama zamanlar, birbirlerine de günaydın demeye başladı insanlar. Sadece güne güzel başlamanın günaydın ilk güzelliği bence birbirimize gülümseyerek günaydın demek. Olumlu başlamak, güne nasıl başlarsan öyle gider. Günaydın ve kökenliyim. İş yerim vardı, 100 tane çalışanım vardı. Fakat eşimin beceriksizliğinden dolayı battık. 5 yıldır ayrıyız. Ben 5 yıldır oyuncak örerek, işte yaprak sararak, günaydın. Yaprak dolma yaparak, 7 aydır da bunları yaparak geçiniyorum. Günaydın. Şifa olsun. Görüşürüz. Günaydın. Şimdi görmediklerinde insanlar merak ediyorlar. Neredesin diye soruyorlar. Ya da ben her gün geçen insanlar aşağı yukarı aynı. Eksik olduklarında nerede olduklarını mutlaka sorarım. Önemsenmek herkesin hoşuna gidiyor. İlk etapta yadırgadıkları o gülümseyerek karşılaşmak herkesin hoşuna gidiyor. Günaydın. Şimdi ben demeden onlar şuradan başlıyorlar. Günaydın. Bugün önce ben dedim diye. Çünkü mutsuzlar. Herhangi bir beklenti olmadan kendisine günaydın diyen bir insan var ve buna karşılık veremiyor. Günaydın. Kendi dertlerinden o kadar boğulmuş ki. Bana sorsalar ben hepsinden dertliyim ama hepsinden daha güler yüzlüyüm. Onun için kötü hissetmiyorum. Onlar adına üzülüyorum sadece. İş seçmek var. Ben şu işlere başladıktan sonra insanların aslında ne kadar rahat olduklarını da gördüm. Hem yorulmayalım hem bol para kazanalım. Ben 4.30'dan itibaren ayaktayım. Bugün mesela bura bittikten sonra bir de temizliğe gideceğim. Günaydın. Ne olacak akşama kadar bir fiil çalışacağım. Aynı zamanda örgümü de örüyorum. Ve gücüm bitmiyor. Zayıf da değilim. Hastalanmıyorum da. Günaydın. Günaydın. Hastalandığım zaman bir gün en fazla yatıyorum ama ikinci günü ben kabul etmiyorum. Hastalığa yenik düşmüyorum ya da şartlar mı? Ama çok kötü, ben ağlayayım sızlayayım öyle bir şey yok. Günaydın. Günaydın. Size de kolay gelsin. Şeyi istediğimiz zaman yapabiliyoruz. Erkek işi diye bir şey yok. 60-70 lira falan. 60-70 kalmıyor. Onun 40'ı 45'i kalıyor bana. Ama dediğim gibi diğer işlerle takviyede bulunuyorum kendimi. Hiçbir yerden burs alamadım mesela. Niye? Henüz resmi nikahım durduğu için. Oğlum çok zeki, İngilizce çeviri yapıyor. 14 yaşına girdi daha yeni. Fakat şeyi düşünmüyor insanlar. Hani bir kadın tek başına mücadele ediyor. Başarılı bir çocuğu iyi bir yerlere getirmek için uğraşıyor. İyi bir insan yetiştirmek için uğraşıyor. Gibi bir algı olup da destek olan
Ne kurum, ne şahıs, hiçbir şey yok. Günaydın. Günaydın abla. Kucağında herkese bir günaydını olan. Yalnız bir kadın. Herkese günaydını olsun insanların. Güne güzel başlamak için.